Sevgili arkadaşlar, anlatım bozukluklarında bir diğer başlıktayız şimdi de. Anlatım Üç. bozukluklarında <laughs> üçüncü başlık. Üçüncü başlık, yapısal bozukluklara işleyeceğiz bugün arkadaşlar. Şimdi anlamsal bozuklukların tamamını bitirdik, onlardan bir kurtulduk. Geldik yapısal bozukluklara. Ki bunlar gerçekten öğrencinin başına bela olabilecek konular, neden? Çünkü bunları yapabilmek için ciddi dil bilgisine hakim olmak gerekiyor. Eğer onu yapamıyorsan çat. Bunu da yapamıyor oluyorsun. Ne yapacağız biz şimdi? Bunu anlatırken hafif hafif hatırlata hatırlata tabii. 6'yı 7'yi hatırlatarak yapacağız. Tata. Bunu geçelim. <laughs> evet. İlki özne yüklem uyumsuzluğu. Şimdi biz özne yüklemi anlatırken cümlenin ögelerinden hatırlayın. Anne ile baba diye anlatmıştık değil mi? Hı hı. Şöyle bir durum var. Bunlar uyumsuz olunca evde sürekli kavga çıkıyor ve olmuyor bu ev. Tamam mı? Evet. Özne ile yüklem uyumlu olmak zorunda. Nasıl? İyi bir cümlede özne ile yüklem arasında bir şahıs eklerinin kullanımı açısından ve tekillik çoğulluk açısından uyum olmak zorunda. Bu ne demek? Şu demek. Hemen örneğe bakarak çıkarabilirim. Ben ve Faruk bu yemek yarışmasına girmeye hak kazanmıştım. Şimdi ben ve Faruk diyorum. Ben ve Faruk kimi oluşturuyor? Bizi. Bizi oluşturuyor, değil mi? Biz özne. <laughs> Kazanmıştım diyor. Kazanmıştım dediğin zaman kastettiği kişi kim? Ben. ben. Dolayısıyla bak burada özne çoğulken tekil kullanmışım yüklemden Bu Oğlum bir hiç anlatım bozukluğu. Hiç hiç, hiç hiç yani. Hiç abi cümleyi yazma daha iyi. Hiç. Sen ile Ali burada kardeşlerine yardım etmeli. Bunu çok kullanıyoruz. Peki. Senle Ali. Siz siz de oluşturuyorsunuz. Yardım etmeli dediğimde kim yardım o. etmeli? O yardım etmeli. Şimdi özneyle yüklemin Allah aşkına dön bir bak. Bu nasıl bir cümle? Yanlış ya. yazdın cümleye dön bir bak istedim. Yanlış, değil mi? Bırak geç tamam ya. Geçeyim mi? Geç. <laughs> Şimdi tekillik olduğum belli bir kuralı var arkadaşlar ki bu kural önemli. Karışık gibi duruyor olabilir, değil. Vallahi iyi değil. Şimdi özne çoğul ve insansa. Tamam mı? 5-10 kişiyiz biz. Çoğu ve insanız. Yüklem tekil de olabilir, çoğul da olabilir. Bu bir anlatım bozukluğuna yol açmaz. Tamam mı? Hı hı. Özne çoğulsa ama insan değilse, insan dışındaki bir varlıksa, o zaman yüklem mecburen tekil olacak. Yani özne insan değilse, tekil de olsa özne, tekil yüklem, çoğul da olsa özne tekil yüklem var. Hı hı. Özne çoğul ve insan dışı bir varlık ise ama cümlede kişileştirme varsa. Şimdi ben onu şey kişileştirme ile birlikte insanmış gibi yapmadım mı? Hı hı. Değil mi? O zaman aynı insan kuralını uyguluyorum. Tekil de olabilir çoğul da olabilir. Bu bir altın bozukluğuna yol açmıyor. Buna şimdi dikkat. Özne sayı sıfatı belgesiz sıfat ya da belgesiz zamirse yüklem tekil olmak zorunda. E, bu ne demek? Hani üç prensesler içeri girdiler hı hı. falan demek gibi bir şey oluyor. Ki bu da sıkıntı. Şimdi örnekler bol bol örneğimiz var bununla ilgili. Selin, Ecem ve Sinem pasta dağıtımında bize yardımcı oldu. Şimdi yardımcı olmak yüklemem Özlem'de bu kızcağızlarımız. Hı, hı Bu kızlar çoğul doğru mu şu anda? Hı, hı Yüklememin tekil ya da çoğul olması bunlar insan olduğu için. Sekil ya da çoğul olması şu anda çok önemli değil. Yani bu doğru bir kullanım mı? Evet hmm. doğru bir kullanım. Peki bir şey soracağım. Madem bu doğru kullanım bunu neden kabul etmedik? Sen ile Ali burada kardeşine yardım etmeli. Çünkü burada Lallere ekiyle değil şahıs ekiyle ilgili bir problem var. Ha etmeli. O etmeli. Ay, etmelisiniz demesi gerekiyor. Hmm. Yani direkt şahıs eki burada. Burada? Sen etmeliler falan olmuyor. Yardımcı oldu. Oldu da diyebilir. Senin Ecem, Sinem pasta dağıtımında bize yardımcı oldular da diyebilir. Bak bir sıkıntı yok. Çünkü insan ve birden fazla özlem şu anda. Hı hı. İkisi de doğru bir kullanım. Gecenin sessizliğinde köpekler aniden havlamaya başladı. Şimdi başlamış bunlar. Özneme bakıyorum İnsan mı değil mi? Diyeyim. Değil. Köpekler insan değil. Kişileştirme var mı cümlede? Yok. Havlamak zaten köpeğe ait. Kişileştirme de yok. O zaman... Köpekler istediği kadar çoğul olsun. Zaman... Umurumda değil. Her zaman ben buraya ne almak zorundayım? Tekil, Tekil almak zorundayım. Yani bu doğru bir kullanım. Bu adamla larlar eki getiremem. Tüm balıklar bir araya gelmiş. Arkadaşlarını nasıl kurtaracaklarını düşünüyorlardı. Kişileştirme var. Dolayısıyla çoğul. O zaman çoğul yapacağız. Şimdi balıklar çoğul. Cümle içerisinde düşünüyorlar falan. Kişileştirme var. Dolayısıyla hayır çoğul yapacağız diye bir şey yok. İnsan gibi düşüneceğiz dedik. Tekil hmm. de olabilir, çoğul da olabilir dedik. Ben yani bu istiyorum. doğru bir kullanım. Tamam çoğulsa çoğul fark etmez. Sonbahar gelince tüm yapraklar dökülür. Bu tekil olmalı. Tüm yapraklar diye kullandığım için bunu kesinlikle tekil olmalı. Tamam. Hı hı. Hani dedik ya belgesiz sıfat, belgesiz zamirler falan olduğu zaman diye. Burada bir belgesiz sıfat söz konusu. Bir çoğulluk bildiriyor zaten özne, yükleme bir daha iş düşmüyor. Her öğrenci kendi kaderini kendi belirler. Tekil zaten buradaki cümle tekil. Tekil. Şuradaki lar'lerekini çoğul zannetmeyin lütfen. Burada kelimem zaten belirlemek. Hı hı. Hani re orada geniş zaman eki ve lar'lar çoğul eki yok zaten bu cümlenin yükleminde. Her öğrenci dediğim zaman zaten bir belgesi sıfat kullandım cümlemde. Dolayısıyla buradakini tekil olarak kullanmam gerekiyor. Yani bu da doğru bir kullanım. Beş öğrenci müdür beyi sordu. Şimdi beş öğrenci sordular olmaz zaten. Çünkü sayı bildiren bir kelime kullandıysam öznemde hı hı. sayı sıfatım var. Yüklemim gene ne olacak? Tekil olacak. Son üst numara alacağı yapsın bakalım. Herkes önündeki yemeği bitirsin. Herkes önündeki yemeği bitirsin derken burada çoğul var. Ama insanlar zaten e, bitirsin bence olmuş. olmuş. Herkes önündeki yemeği bitirsinler derse bence yanlış olur ama burada. Evet yanlış olur çünkü burada da bir belgisiz zamir kullanma söz konusu. Dolayısıyla yanlış olur. Peki. Var mı problem? Çok zor yok. Değil, değil mi? yok. Peki eklerle ilgili olan yanlışlıklara bakıyoruz. Şimdi bu ekler zaten Allah yapım ekleri, çekim ekleri, tamlama ekleri bir sürü bir sürü ekim var. Eğer bunları bilmiyorsan gerçekten dönüp 6. sınıf videolarımızdan ve 7. sınıf videolarımızdan tekrar izleyebilirsin eklerin olduğu kısmı. Cümlede eklerin mutlaka bir görevi olmalı. Eksik ya da fazla ek kullanılması anlatım bozukluğuna yol açıyor. Yani yerinde kullanacağım ben bu iki. Aynı sözcüklerde olduğu gibi araba kullanmasını bilmiyor. Şimdi. Kullanmasını derken kardeş neyi kastediyorsun? Şöyle. Kullanmak zaten benim fiilim doğru mu hocam? Hı hı. Kullanma mene 2 de mayışmak hatırlıyor musunuz? Hı hı, fiilimsi. İsim fiil çok güzel. Şimdi s diyor. Ben sonra elime yazacağım galiba. S burada kaynaştırma için kullanılmış. Hı hı. Onun kullanması değil mi zaten Hı -hı. bu? Evet. Yani bu adam üçüncü teknik şahıs mı? Hı, -hı. İyelik. Onu da yazalım da. Hı -hı. Sanki şahıs kim olur. Ne harfine baktığımda gene kaynaştırma. Bir daha ı yazdığım zaman gene bu da üçüncü teknik şahıs iyelik. Ben acaba nasıl bir zorun vardı da tuttum iki tane üçüncü teknik şahıs iyelik ekini üst üste getirdim. Araba kullanmayı bilmiyor. Evet bunu tek şekilde söyleyebilirim. Araba ne diyeceğim? Kullanmayı bilmiyor dediğin zaman da gayet anlamı yerinde. Hı hı. Tamam. Şu sınıyı gördüğün zaman orada bir işgillen oradan bozukluğu olmasında. Annem bazı arkadaşlarına daha yakın davrandığını görüyoruz. Annemin bazı hı. arkadaşlarına daha yakın davrandığını görüyoruz. Çok güzel. Şey. Annem davrandığını diye bir şey olmaz. Dolayısıyla annemin... Peki hı hı. bu ne eksikliği? Bunların tek tek bir de adı var. İyelik eki. Ee. Annemin, onun ama, onun. Onun annemin mi? Annemin, anneme ait. Ne eki? Bu ne eki tamlayan eki. Anneme ait olan davranış. Hı hı. Annemin tamlayan, isim tamlamasında bu tamlayan da hatırlıyor musunuz? Hı hı. Annemin davranış. O yüzden bu da in eki tamlayan eki. Bu ne? Buradaki tamlayan eksikliği diyecek hı hı. buna. Tamlayan eki eksikliği. Bunu ne diye soracak bana? E, i̇yilik ekinin gereksiz kullanımı diye soracak. Ekinin gereksiz kullanımı. Öğretmenler öğrencilere nasıl davranmasını öğrenmek için seminer alıyor. Öğretmenler öğrencilere nasıl davranmaları gerektiğini öğrenmek için. Değil seminer mi? alıyor. Şimdi buradaki sınav iki yanlış. Öğretmenler öğrenen nasıl davranmayı öğren... Nasıl davranmayı... Davranmasını öğrenmek diye hani bir kalıp yok. Öyle ki cümleyi düzeltemiyor. Davranmalarını. Davranmalarını öğrenmek öğretmenler için. Öğretmenler öğrencilerin nasıl davranmaları gerektiğini öğrenmek, öğrenmek için, için seminer alıyor. Oluyor. Dolayısıyla burada gene iyilik ekiyle ilgili bir problem var. İyelik eki diyelim. İyelik ekini gereksiz kullanımı. Ağustos böcekleri ses çalıp türkü söylüyorlar. Hata yok. Burada bir problem. Çünkü kişiselleştirme var burada zaten. Kişiselleştirme olduğu zaman da isterse çoğu isterse... İsterse tekil kullanabiliyordu. O yüzden burada bir problemim yok. Geldik tamlama yanlışından. Tamlama neydi? İsim tamlaması, fiil tamlaması, tamlayan tamlanan. Yok, yani zarf tamlaması. İsim Olur tamlaması. Mu? Ne vardı? İsim tamlaması vardı. Evin kapısı. Gibi. Bu adama ne diyordun? Tamla. Niye benim elimi algılamıyor? Tırnağımla yazmaya çalışıyorum da <laughs> ondan. Başka şansım yok yani. Şey yorumlara falan yazıyorlar böyle. Hocam siz kalemi niye öyle tutuyorsunuz? Tırnağı buzlar arkadaşlar tırnağı. Tamlayan var. <laughs> ben ne güzel. Bak sen böyle olmasın. <laughs> <laughs> Tamlayan ve tamlanan var. E, bunların her ikisi de isim olursa eğer işte Vural hocam dediği gibi e, Vural'ın saçı e, vuralın derse, evin kapısı gibi olduğu zaman, isim olarak kullandığımız zaman her ikisi isim tanlaması oluşuyordu. Bir de sıfat tanımlaması vardı. Hatırlıyor musunuz? Hı hı. Sıfatın olayı neydi? Her zaman ismin önünde yer alacaktı. Fıtı böyle. Mavi ev. Sıfat olacaktı burada. Mavi ev, işte kırmızı ev falan filan. İşte her çocuk birçok öğrenci gibi. Şimdi burada sıfat burada isim olacaktı. Bunların ikisi yan yana kullanıldığında da buna sıfat tamlaması diyorlar. Ben az önce fiil tamlaması mı diyorsun? Evet fiil tamlaması <laughs> dedim. Ben gerçekten hani ben şimdi bir yıl boyunca Vural <laughs> Hoca'ya mı ders anlattım diye kendimi sorgulattı. Vallahi şimdi farkına evet. <gülüyor> <gülüyor> şimdi isim tamlaması ve sıfat tamlamalarının. Aynı tamlanana bağlanması. Şimdi burada bu tamlananım değil mi? Hı, -hı. Aa, Şimdi bu tamlananlara bağlanması demek ki antım bozukluğuna yol açabiliyormuş. Diyor ki isim tamlaması varsa onu ayrı bir tamlanan bul. Sıfat tamlaması varsa onu ayrı bir tamlanan bul. Çok komplike gibi durabilir ama kolay. Şimdi bu ders en çok belgisiz ve nitelme sıfatlarını anladım. Belgisiz zamirleri ve nitelime sıfatlarını demesi Hayır. gerekiyor. Belgisiz sıfat diye de bir şey var. Öyle mi? Onu hatırlamıyorum çünkü. Ama belgisiz sıfatları diye bir şey yok. Belgisiz sıfat. Ha. Belgisi ve sıfat, niteleme sıfatı. Tamam. Olması gerekiyor. Dolayısıyla burada tamlanan eksik. Kola ve meyve suyu satışı kantinlerde yasaklandı. Kola suyu ve meyve suyu gibi oluyor. Ama meyve suyu sanki ayrı bir şey ya. Şöyle olsa daha yoğurma. Meyve suyu ve kola satışı. Heh öyle demem gerekiyor. Eğer bunu buraya getirsem kola suyu ve meyve suyu gibi olmuş oluyor. Hı. Dolayısıyla burada da gene ortak bir tamlanana bağladığımdan bak burada da gene ortak bir tamlanana bağladığımdan anlatım bozukluğu var. Askeri ve fen liselerine giriş sınavlarının tarihleri açıklandı. Askeri liselerine, fen liselerine. Askeri liselere ve fen liselerine. Evet, askeri liselerine diye bir kalıp olmaz. O zaman gene ortak bir tamlanan kullanmış olmam sıkıntıya yol açtı ve tamlamam yanlış olmuş olur. Geldik bağlaç yanlışlarına. Bu en kolayı çünkü bağlayıcı günlük hayatta o kadar sık kullanıyoruz ki yani artık kulağımıza batıyor bununla ilgili bir yanlış yapıldığında. Hı hı. Kelimeleri, kelime gruplarını ve cümleleri birbirine bağlayan bu bağlaç arkadaşlarımız cümlelere uygun yerleştirilmeli. Mesela aldığı medyeleri kabul etmedi ancak çok sevindi. Ancak buna çok sevindi gibi bir şey söyle. Hayır ancak olmaz burada. Şimdi kabul etmedi ama... Ama ay ama da olmaz. Kabul etmedi ve çok sevindi. E çok sevindiyse niye kabul etmiyor? Kabul etmedi. Yani kabul etmiyorum. Hani almayacağım. Ama, ama, seviniyorum. Ama çok sevindi derken ve çok sevindi derken sanki kabul etmedi. Bir şey söyleyeyim sevindim. mi? Aslında galiba burada şöyle bir sıkıntı var. <laughs> kabul etmedi değil kabul etti olacak bu cümle. O şekilde düzeliyor dediğiniz gibi. Aldım adiyeleri kabul etti. Ancak çok sevindi olmuyor. Ve Kabul etti sevindim. ve çok sevindi Şimdi olması oldu. gerekiyor. Şimdi oldu doğru. Derslerimde bana çok yardımcı olamıyor ama ilkokul mezunu. Çünkü ilkokul Çünkü mezunu. Çünkü ilkokul olamıyor. mezunu olması gerekiyor. Ama burada hani özellikle ama fakat gibi bağlaçlara dikkat edelim. Onlar olumlu bir yargı söyleyip arkasına olumsuz getirirler genel itibarıyla. Geldik yükütleme eksikliğine. Bağlı ya da sıralı cümleler. Neydi bağlı cümle? Birbirine bir bağlaçla bağlanan iki cümle ya da birbirine bir virgülle noktalı virgülle bağlanan iki cümle gerekiyor. Eğer bunları sen tutup da tek bir yükleme bağlarsan cümleyi çok iyi kontrol etmen lazım. Tamamen uyumlu olması lazım. Altıncı saatte ben Türkçe o ise matematik çözdüm. Ben Türkçe çözdüm o ise matematik çözdüm. Evet bak burada ben Türkçe çözdüm. O ise matematik çözdü demem gerekiyor. Ben Türkçe çözdü, o matematik çözdü olmuyor çünkü Hı -hı. yüklemi eksik. O sınava Üsküdar'da, ben ise Beykoz'a girmiştim. O sınava Üsküdar'da girmiş idi girmişti. ya da girmişti. Ben ise Beykoz'a girmiştim. Değil mi? O sınavı Üsküdar'da girmiştim olmaz. Köpeğimi dün de her zamanda da gezdirirdim. Köpeğimi dün de her zamanki gibi gezdirirdim olabilirdi ama Köpeğimi... -"Dün de gezdiririm olur mu? Hayır. Dün de gezdirdim. Her zaman da gezdiririm. Evet, dün de gezdir. Köpeğimi dün, dün gezdirdim, her zaman da gezdiririm dese daha mantıklı olacak. Köpeğimi dün gezdirdim. Evet. Her zaman da gezdiririm. E, dün yani şuradaki D'yi kaldırsak daha iyi olur gibi. Köpeğimi dün gezdirdim. Yalnız şey Vural Hoca da nasıl bir Türkçe özgüveni <laughs> yerine geldiyse böyle cümle beğenmeyip cümleden söylüyor, falan Silana, şey siliyor. Kelime Sil sil, sil, sil. Sınavlarda başarılı ancak derslerde etkin değildi. Dada, da, hadi bakalım. Sınavlarda beraber. başarılıydı, ancak derslerde etkin değildi. Ek eleme dikkat edelim arkadaşlar. Şimdi sınavlarda başarılı değildi, etkin değildi gibi oluyor. Bu çocuğu çöpe atarsın. Hı hı. Hani? Dolayısıyla başarılıydı, ancak derslerde etkin değildi. Çocuğu çöpe Olmuş atma. Yusufçuklar koruyalım. <laughs> Geldik şimdi öge eksikliklerine. Şimdi öge eksikliğini bu arada genelde konu anlatımında kitapları uzun 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 anlatıyor. Eğer senin öge bilgin tam değilse rica ediyorum at cümlenin ögeleri videolarımızı tekrar izle. Eğer tam olduğunu düşünüyorsan da senin için inanılmaz kolay bir konu olacak bu. Bağlı ya da sıralı cümlelerde kullanılması gereken ögenin eksik bırakılması altın bozukluğuna yol açar. Hani bu sefer anne ile baba tam ama çocuklar eksik ya. Gene aile bir anormal oluyor. Bu trantın bozukluklarında önemli olan hangi ögenin eksik olduğunu bulabilmek. Bulunuyor mesela hangi kelimenin yanlış olduğu bulunuyor, hangi öge olduğunu bulamıyorsun. Gene patlıyorsun. Her akşam derslerime çalışır ve bıdı, bıdı 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 başarılı olurum. Sınavlarda başarılı olurum. Tamam sınavlarda ya da derslerimde. Hı hı. Değil mi? Şimdi eğer ben bunu koymazsam ne olur hocam? Ben de söylemiyorum. Konuşurken anlatım bozukluğu yok burada. Şöyle Tamam konuşurken çok belki dikkat çekmiyor ama şöyle bir cümle oluyor. Her akşam derslerime çalışır ve her akşam derslerime başarılı olurum. Hı hı. Derslerime başarılı olmak diye bir şey mi var? E bir de şey olur mu? Geniş zaman... Gerçi orada da, orada da geniş, zaman. zaman. var. Her akşam derslerime çalışırım ve sınavlarda başarılı olurum. Ama kişi uyuyor mesela. Ben çalışıyorum, ben başarılı oluyorum. Birinci tekil kişi uyuyor. E zaman da uyuyor. O yüzden tek, yani bir daha kullanmamda bir sıkıntı yok. Son romanını beğenmedim. Bu yüzden de bıdı bıdı para vermedim. Bu yüzden de o kitaba para vermedim. Romanına para vermedim. Şimdi bunu koymazsam ne oluyor? Son romanını beğenmedim. Son romanını para vermedim. Romanına hmm. para vermedim. Olmaz. Tiyatroya gidiyor ve... Herkese tavsiye ediyoruz. Tiyatroyu tavsiye ediyoruz. Ay yazamadım ben onu. Tiyatroyu tavsiye ediyoruz. Şimdi tiyatroya gidiyor ve... Tiyat tiyatroya tavsiye ediyoruz. Saçma olur. Onu Babasına çok fazla güveniyor fakat bir yandan da... Ondan çok korkuyordu. Mesela. Babasından, evet. Bana. Niye ondan diyelim, ondan. Tamam, o da olur. Hani ben burada iki tane babanın farklı kullanıldığını göstermek adına yazıyorum. Ondan da olur tabii. Herkes çok eğleniyor. Bu da, bu da onun gelmediğini fark etmiyordu. Herkes onun gelmediğini fark etmiyordu demek yerine. Kimse, onun, Kimse gelmedi. onun gelmediğini fark etmiyordu. Demek daha mantıklı. Hı hı. Şimdi bunu yüzde doksan dokuzunuz yapar. O yüzde birlik kısımda ögeyi çok iyi bilen kısım. Şimdi ne yapacağız? Kalemimi değiştiriyorum. renk lazım? Kırmızı aldım ben. Tamam. Sıkıntı olur mu? Olmaz. Peki şimdi bunların hangi öge olduğunu bulmaya çalışıyorum. Önemli olan dedik ki hangi ege'nin ögenin eksik olduğunu bulmak. Hı hı. Onu bulacağım şimdi. Her akşam derslerime çalışır ve... Sınavlarda başarılı olurum. Başarılı olurum yüklem. Kim? Ben. Ben Gizli Özde. Neyde? Sınavlarda. de. Değil mi? Hı -hı. Nerede? Sınavlarda. Ne oldu? Dolaylı tümleç. O zaman bu cümlede ne eksikliği varmış? Ne var Dolaylı tümleç. tümleç eksikliği. Dikkat. Önemli olan bu zaten. Şıklı bu çıkacak karşına. Bu değil. Son romanını beğenmedim. Bu yüzden de romanına para vermedim. Para vermedim. yüklem. Kim? Ben. Ben. Neye? romanına. Romanın. A E sordum, A E cevap aldım. A, -a. A, A Vural hocam, duymamış A -a. olalım sayın Vural hocam. Duvaylı tümleç mi? E, e, D'den. -de e -e D'den. -de e -e -de tamam. e -de Neye para vermedim? Kitaba. Heh. Tamam. tamam. Tiyatroya gidiyor ve tiyatroyu tavsiye ediyoruz. Tavsiye ediyoruz yüklem kim? Biz. Biz gizli özne. Neyi ne? tavsiye ediyoruz? Tiyatroyu. Tiyatroyu. I Belirtili ile sordum, nesne. I, I ile cevap aldım. Belirtili nesne eksikliği varmış. Tabii. Hocam ben bunlara çalışmıyorum, unutuyorum sonra. Ey maşallah, ey maşallah. Devam, <laughs> bu yolda devam. Babasına çok fazla güveniyor fakat bir yandan da babasından çok korkuyor kimden? Korkuyordu yüklem, kim o, neyden? Babasından, e, deden den. Ne dolaylı yaptı? baba. Dolaylı baba, dolaylı tüm neç, eksikliği varmış. Herkes çok eğleniyor, kimse onun gelmediğini fark etmiyordu fark etmiyordu yüklem. Kim fark etmiyordu? Kimse. Kimse ne oldu? Özne eksikliği. Aa, özne eksikliği. Demek ki önemli olan neymiş? Ögeleri doğru bulabilmek.